Arkadaşlar merhaba. Ben Üsteo hocam. 65 günde AYT Edebiyat kampına gümbür gümbür devam ediyoruz. Bugün 42. gündeyiz. 42. günde Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının genel özelliklerini konuşacağız. Sadece genel özellik artık düşün. Satır satır, adım adım adam adam konuşacağız. İçiniz rahat olsun. Sınavda ne çıkmış ne çıkacak her şeyi vere, vere konuşacağız. Tamamdır hocam. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz ikinci dönem konularının iptal edilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Bayağı baya Cumhuriyet döneminden sonra gelmedi diyebiliriz çok net. Cumhuriyet dönemi yoktu neredeyse. Fakat bu dönem acısını çıkartabilirler. Doğal olarak ağzımızdan çıkan her kelime sıra sorusuna dönüşecek bu videolarda arkadaşlar haberiniz olsun. Divanla Cumhuriyeti yine bu sene baya baya başa baş gideceğini, at başı gideceğini göreceğiz söyleyebiliriz arkadaşlar. E o zaman vakit kaybetmeyelim. Gelin 42. gün başlığımızı bir görelim. Cumhuriyetlerin bir genel özelliklerini konuşacağız konuşabilirsem. Öncelikle şu dönemleri genel anlamda bir sıralayalım. Ne vardı, ne yoktu, ne yaptık? Genel özelliklerini seri bir şekilde konuşalım. Hani böyle genel hatlarıyla bir iki kelimeyle özetleyelim. Sonra geçelim özelliklerine. Bakın arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesi. Kalemimiz bir gelsin. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisinde ve Batı etkisinde olmak üzere 3 ana dönemde inceliyoruz. İslamiyet öncesinde sözlü ve yazılı dönem vardı. Buradan soru gelirse sözlü dönemden soru gelir. Ha yazılı dönemden Göktürk, Uygur saygı duyarız. Uygur çok zor ihtimal ama Göktürk metinleri belki abileleri falan ama sözlü edebiyattan koşuksa destan falan illaki bir yerlerden soru gelir. İslamiyet öncesinin dilinin oldukça sade olduğunu, yarım uyağın kullanıldığını değil mi? Hece ölçüsünün, dörtlüğün vesairenin gündemde olduğunu. Henüz böyle adam akıllı savaşların, ticaretin, göçün vesairenin yaşanmamasından dolayı dilin tam anlamıyla böyle ağırlaşmadığını, ulusal bir edebiyat dönemi olduğunu biliyoruz. Ha İslamiyet etkisiyle birlikte Arapçanın hakimiyeti geçiş dönemi divan ve halk edebiyatında inanılmaz etkili olmuş. Bakın halk edebiyatında bile arkadaşlar Arapça fazlaca kendini göstermiş. Nasıl yani hocam? Ya vezni aher yok mu? halk edebiyatında. Kalenderi, semai, selis, divani. E bunlar aruzla yazılmış nasıl biçimleri? Halk edebiyatında mı? Evet. Evet. Evet daha ne olsun? Divan edebiyatını konuşmuyoruz bile. Baştan sona ağır, baştan sona mazmunlarla dolu. Baştan sona anlaşılması güç bir edebiyat dönemi. Oldukça soyut bir edebiyat dönemidir. Çayımızı getirdik boşa durmasın. Geçiş dönemine baktığımız zaman orada zaten Kulat Kubilikler, Divan Lügat Türkler falan havada uçacak. Ya Tanzimat dönemine geliyoruz. Artık Batı etkisinde diyoruz. değil mi 19. yüzyıl ve sonrası. Daha önce konuştuk. Tanzimata Batı'yı şey camı bir açalım diyorlar hocam. Bir hava alalım, bir nefes alalım yani. Batı'ya daha doğrusu değil mi? Tanzimat döneminde Batı'ya bir pencereyi açalım diyorlar. Servet-i Fünun döneminde pencereyi bayağı usta getirip söktürüyorlar hocam ya. Pencereyi söküp bayağı alıp böyle kaldırıp koyuyorlar. Pencere, mencere yok. Düşünsene ev yapılmış cam yok. İçeri hava girmez mi abi? Buz gibi olmaz mı? Olur. Batı'dan o kadar çok şey alıyorlar Servet-i Fünun'da. Fecaticiler diyor ki ya çağırın şu camcıyı ya. Çağırın ama servet filmciler hangi camcıyı çağırdıysa siz de onu çağırın. Ya kopun artık servet firmacılar. Hayır yok. Cam yaptıracaklar taktıracaklar oraya ama hayır diyorlar servet firmacılar camcısı gelsin. O da diyor ki kardeşim zaten servet filmciler söktürmedi mi? Siz yapmaya gerek yok söktük zaten diyor. Fecaticiler de diyor ki tamam o zaman camı takmaya gerek yok. Yani hocam ya tanzimatta camı azıcık araladık pencereyi araladık batıya. Servet filmciler söktü attı bayağı batı geliyor. Tecahaticiler de kapatalım mı alalım mı gidelim mi derken zaten kapanıp gidiyor. Ne olduğunu da anlamıyorlar. Sanat anlayışları da belli değil. Sana şahsi ve muhteremdir diyorlar ama kimse bir şey anlamıyor dağılıyor toplu. Asıl edebiyat döneminin milli edebiyatta kendini gösterdiğini görüyoruz. Aman ya Rabbim. Ziya Gökalpler, Ömer Seyfettinler, Ali Canipler, Mehmet Emin Yurda Kullar, Reşat Nuri de edipler, Yakup Kadriler, Refik Ali'de. Kimse kim herkes burada. Milli edebiyat dönemi altın değeri taşıyor. Ama öyle bir dönem var ki, bütün dönemlerin paşası, bütün dönemlerin babası, Cumhuriyet dönemi, Türkiye'de bir atı, sınav sorularının vazgeçilmezi, ÖSYM'nin olmazsa olmazı, bizimse en ama en çok üzerinde duracağımız, en ayrıntılı gideceğimiz dönem şüphesiz ki. Her dönemi konuştuk, hiç eksik bırakmadık ama Cumhuriyet'te istemesek de detay olacak çünkü inanılmaz gruplar var arkadaşlar, inanılmaz bir topluluk. Peki hocam çok uzattık lafı. Gelin isterseniz şu muhteşem görüntüyle karşınıza gelelim. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı 1923 ve 3 nokta. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri. Satır satır konuşacağız. Her madde bizim için önemli. Sonrasında son noktayı koyacağız. Batı Edebiyatı'nın etkisinde gelişmiş. Saygı duyarım. Saygı duyarız. Zaten Tanzimat, Servet Tipi'nin Fecati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Bu bilgi cepte kalsın genel bir bilgi. Tamam. Anadolu'ya yöneliş hız kazanacak. İşte bana bu lazım. Bana bununla gelin abi. Bana bununla gelin. Bu ne demek hocam? Bak Allah aşkına. Gel abi gel yaklaş Allah aşkına. Bak şimdi. Tanzimat döneminde aşık olacaksın. Yazar diyor ki. Git abi Çamlıca'ya. Ya yok diyorsun ben burada aşık olmam. Hayır git 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 Çamlıca. Çamlıca 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 Çamlıca. Bu ne? Dolmuşu çağırıyorlar. Neyse atlıyorsun. Nereye aşık olmaya gidiyorsun? Çamlıca'da artık kimi görürsen aşık olacaksın. Çünkü aşık olmak için Çamlıca'da birini görmen lazım. Çamlıca tepesi. Oraya çıkmak zorundasın. Ya intibah. Roman zaten 152 200 sayfa ilk 50 sayfa Çamlıca anlatıyor. Geç olaya geç. Ya inanılmaz bir şey bu. Anadolu'ya yönelişi nerede hissediyoruz? Ufak ufak. Milli edebiyatta tam alma bir de cumhuriyette. Cumhuriyet edebiyatı demek Anadolu'ya yöneliş demek. Bitti. Ya bir git Kırşehir'de aşık ol ya. Bir Yozgat'ı Mozgat'ı bir gez Allah'ını bir Çorum'a falan bir bakın ya. Bir Ankara Ankara bir gezin ya. Kırıkale Amerika bir şeyler yapın abi. Yok. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Hatta İstanbul. Artık ne oluyor? Cumhuriyet döneminde Anadolu'ya yöneliş var hocam. Saygı önemli bir madde. İstanbul dışında da sanatçılar yetişmeye başlayacak. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. İstanbul dışında da sanatçılar yetişmiyor. Mükemmel bir şey bu. Mükemmel bir şey bu. Artık şatolarından çıkıyorlar. Saraylarından, yalılarından, konaklarından çıkıyor yazarlar. Ben de yazar olabiliyorum artık. Ben de şair olabiliyorum. Çok önemli bu. Ama daha önemlisi var. Anadolu halkının hayatı ve yurt güzellikleri işlenmiş. Şu yıldızladıklarımız, kutucuk için aldıklarımız sınavda soruldu sorulacak arkadaşlar. Tekrar Anadolu'ya yöneliş, yurt güzellikleri. Devam. İlk yıllarda Atatürk ilke ve inkılapları anlatılmış. Evet arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılapları Cumhuriyet döneminin temelini oluşturmuş. Birçok eserde fazlaca yer verilmiş. Çok sayıda edebiyat dergisi çıkmış. Oba. Bakın Tanzimat dönemi gazete dönemidir. Servet Firun dönemi dergi dönemidir. Fecrati azıcık dergidir. Azıcık dergidir. Milli Edebiyat dergi biraz daha ön planda tutar. Ama Cumhuriyet'e geldi mi dergi kardeşim dergiler. Dergiler etrafında belli gruplar oluşacak. Zaten mesele bu. Ben bir dergi çıkarıyorum. Diyor ki Ahmet gel, Mehmet gel, Osman sen de gel, Ayşe sen de gel. Bir grup kuruyorsunuz. Hep bu, hep bu, hep bu. Dergilerin etrafında belli grupların oluşma nedeni bu. Yani bir şekilde dergiyi doldurmak istiyoruz. Sevdiğimiz, bizim anlayışımızı yansıtan kişileri toplamak yani. Deneme, eleştiri gibi öğretici türler önem kazanmış. Bakın öğretici türler önem kazanacak. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli bir ayrıntı. Roman... Hikaye ve tiyatro gibi türler olgunlaşmıştır diyor. Aman dikkat. Evet, burada arkadaşlar şurayı alırsam yeterli olur. Türler olgunlaşmıştır vurgusu. Bitti. Ya Tanzimat döneminde yeni yeni aldığımız romanı, hikayeyi, şiiri Cumhuriyet döneminde tam anlamıyla en olgun haliyle göreceğiz. Ne yazarlar araya girip olayı bozacaklar, bölecekler, akışı kesecekler. Ne de yazarlar şairler kişiliklerini ortaya koyacaklar. Hayır. Kişiliklerini gizliyorlar. Akışı bozmak yok. Ahmet buraya gitti sen düşün kardeşim okur olarak. İyi mi kötü mü sen karar ver diyorlar. Artık müdahale etmek yok. Romanda Nobel ödülü alınacak dikkat. Tiyatroda sahneleme tekniği çok gelişecek. Yani artık okunmak için yazdım. Yok oynanmak için yazdım. Ben yazdım ama okumak için sen oyna bakalım oynayayım. Bunlar bitti abi böyle bir şey yok. Tanzimat ikinci dönemde neydi? Oynanmak için değil okunmak için diyorduk. Bir de oynanmak için diyorduk. Yani geç Allah'ını sever. Ne oynanmak okunmak? Burada işte sahnenin ve tekniği artık ortaya çıktı. Tamamdır abi budur dedik. Şiirde biçim serbestliği. Evet. Evet. Yani kalıplara sığmak zorunda, sığdırmak zorunda değilsin. Kitap gibi yazmak zorunda değilsin. Serbest ölçü. Net. Mis. Mis. Ben de yazabilirim mesela serbest ölçü. Sen de yazarsın. Bizim yazdıklarımızda şiir denir mi o tartışılır ama yazabiliriz biraz. dilin sadeleştirme çabasında evet bu işte. Dilde sadeleşmede başarıya ulaşılacak inanılmaz bir şey bu. Düşünsenize. Fuzuli görseydi bugünleri vallahi billahi gözleri yaşarırdı. Bak ben size söyleyeyim. Baki şu an gelseydi şu dersi dinliyor olsaydı hüngür hüngür ağlardı hocam. Vay be. Düşünsene. Sinan Paşa geliyor şimdi eli ayağı titrer yemin ediyorum dersi dinlesin eli ayağı titrer Sinan Paşa. Niye abi? Çünkü ağzımızdan şu cümle çıktı. Dilde sadeleşmede başarıya ulaşılmıştır. Bitti. Bu sözü duyan Nergis'i hüngür hüngür ağlar. Veysi kendinden geçer. Vallahi bak dilde sadeleşme sözünü ağzından duyduğu an Veysi'nin gözleri dolar. Nairiler, Neşatiler, Naimalar, Peçeviler hüngür hüngür ağlar. Abi hayal dahi edilemeyecek bir şey bu. Ne dille sadeleşmesi? Ben saraya hitap ediyorum. Elimden geldiği kadar sanatlı süslü olmak zorunda benim dilim. Şeyh Galip şu günü görse şu saniye beni dinlese bitti. Koşarak uzaklaşır. Koşarak. Çünkü dille sadeleşmede Cumhuriyet döneminde başarıya ulaşılıyor. Bunu unutmayınız. Bu bin tane soru çözdürür bu bilgi. Ben size söyleyeyim. Yani dil sadeleştiyse topluma yöneliyorum demektir bu. Toplumsal konuları ele alıyorum demektir. İnsan sorunlarını işliyorum demektir. Aşktan, ölümden, tabiattan çıktım ya artık ben sendeyim. Nedir sorunun? Söyle demektir bu. Neyse yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkacak. Aman dikkat arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesiyle başlayacak. Cebinize lütfen kalsın. Dikkat demişiz, taktik demişiz bir anlamda aslında. Cumhuriyet dönemi birçok alanda başarılı olmuş. Edebi anlamda olgun bir dönemdir dikkat. Bu cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Gerçek anlamda birçok şeyde başarı sağlanmış. Birçok şeyde daha olgun örneklerin verildiği bir dönem olarak karşınıza gelmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugün sizden şöyle bir isteğim var arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet dönemi genel özelliklerini konuştuk. Bir 10-15 dakikalık video içerisinde çok da güzel oldu böyle sağlam yerinde oldu. Sizden ricam Milli Edebiyat sanatçılarına bir bakmanız. Servet Fiyon'un sanatçılarına bir bakmanız. Fecatiye, Tanzimat'a, Divan'a, Halk'a. Yani bugün sanatçılar günü olsun. Tamam. Sanatçılar videosuna lütfen bir bakın. Çünkü Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman bir sürü, bir sürü sanatçı olacak. Kafa karışmasın, kafa karışmasın. Hangisi hangi dönemde ne yapmış hiç sıkıntı olmasın. Lütfen sizden ricam bu video sonrasında en kötü an hiç bakamadım hocam hepsine. En azından milli edebiyatın sanatçılarını şöyle bir dinlemenizde büyük fayda var. Bence bütün dönemlerin sanatçılarına bakın. Sonrasında Cumhuriyet'i çok daha iyi anlayacaksınız. E o zaman kitabımızda haydi içindekiler kısmına bir bakalım mı? Ben de şöyle bir açayım arkadaşlar hemen. Vallahi güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz, bitirmek üzereyiz. Çok güzel bir zamanda başladık arkadaşlar, harika bir başlangıç yaptık çok zamanda bitecek ve inanılmaz zaman kalacak. Ben böyle ucu ucuna. Yani hadi hocam başladık 2 3 ay erken bitsin. Erken bitsin. Şov yapalım. Şova hazırlık yapalım. Bütün mesele bu. Evet 42. günümüz açılsın Açılsam susam açıl evet açıldı. Cumhuriyet dönemi genel özelliklerini konuştuk arkadaşlar. Lütfen dikkat şöyle bir tık atalım hepsine de. Videomuz izlendi eyvallah. Konu altım kitabından gün içerisinde tekrar yapıyoruz. Aman dikkat soru bankamızdan da mutlaka sorumuzu çözelim arkadaşlar. Bir işe yarasın. En azından kampı bitirdiğimizde fuller gelsin. E o zaman 65 yol haritası. Evet arkadaşlar yol haritamız geldi. 42. güne de şöyle bir tık attık. Eyvallah sıkıntı yok. Yavaş yavaş yukarı doğru tırmanacağız. Aman dikkat arkadaşlar. E o zaman yeni günde görüşmek üzere. Yarın güzel bir soru çözümü yapalım. Milli Eribat ağırlıklı olsun. Cumhuriyete yeni girdik çünkü. 44 ve 45'i de bitirdikten sonra 46'da böyle. Hani geçmeden 46'ya şu sağlam bir Cumhuriyet soru çözümü yaparız gibi görünüyor. E o zaman hiç uzatmaya gerek yok. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sayımız artsın. Bakalım neler olacak. E o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin.